i̇ktidar da geçmişte mesela çokça tanıklığım var. yani Muharrem Erkeğin dün açıkladığı meseleyi aslında fiilen diğer seçimlerde de yapıyorlardı. Mesela şunu ifade edeyim, ben Adana'da ve e, Siirt'te vekillik yaptım hani iki dönem. Daha önce de partinin hukuk işlerinden sorumlu e, üyesi olarak, eş başkan yardımcısı olarak çokça sandık çalışmam oldu. E, polisler görevlendiriliyor. İşte o sandık üzerinden hemen telsizle e, merkeze geçiyorlar. Onlar iç işlerini bizzat gözümüzün önünde cereyan ediyor. Hani hızlıca kendilerince bir toparlama yapıyorlar. Bunu ilerletmişler. Öyle görünüyor. Hani artık ayrı bir yapıya dönüştürmüşler. Bu konuda oysa ki tek yapı YSK'dır. Yani YSK'nın bunu engellemesi gerekiyor. Kesinlikle izin vermemesi gerekiyor. Seçimlere şaibe düşmemesi düşmemesi gerekiyor. İstanbul seçimlerinde yaşananlar hala tartışılıyor bildiğimiz üzere. Mesela biz şunu da şu çağrıyı da sıklıkla yapıyoruz. Lütfen evinizdeki Hani ee, hanenizdeki şeylere bakın seçmen e, isimlerine başkaları kaydedilmiş mi e, yani sizin adınız var mı sadece değil hani iki kişilik bir ailesiniz dört kişisiniz on kişi olabilirsiniz örneğin hani geçmiş özellikle geçen seçimde bunu çok yaptılar aslında herkes AKP'yi tanıdı neler yapabileceklerini biraz öngörerek e, çok sıkı tedbirler alıyor. Bu yönüyle Yeşil Sol Parti'de seçim güvenliğiyle ilgili çok ciddi bir çalışma yaptı. Bitmiyor hiçbir zaman. Bu son güne kadar, son saate kadar devam edecek ve en önemlisi e, bölgede e, halk da yani seçmenler de bu konuda çok büyük bir hassasiyet gösteriyor. E, sandık başlarında, okul etraflarında zaten e, kesin sonuçlar. Hani o ıslak imzalı tutanaklar alınıncaya kadar o sandı torbalar adliyelere yani ilçe ve il seçim kurullarına sevk edilinceye kadar çok ciddi bir titiz takip içindeler bu dönemde. Bunu yürüteceğiz tabii ki aday adayları...